altında bizleri kabul ettiğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Amin. Esasında resmi anlamda kahvelerde propaganda maksatlı süreci daha başlatmak. Ancak partilimizin üyesi, sizin hemşeriniz, ayrıca da derneğinizin yönetim kurulu üyesi Süleyman Bey'in de özel davetiyle bu gece aranızda bulunuyoruz. Buraya gelişimizin en büyük amacı sizlerle sohbet etmek, hasbihal etmek. Bildiğiniz gibi Turgutlu'nun en mağdur mahallesi Selvili Tepe. Herkes buna benzer sözler söylüyor elbette. Ama bu kardeşiniz harma yerinde dirgen yemiş birisi. Ben lambanın olmadığı, elektriğin olmadığı yıllarda çizmesi çamurda kalan bir köyde bir doğdum. Birçoklarınızın büyükleri, yakınları bir şekilde benim köyümle hemhal olmuştur, iç içe olmuştur, bizim yanımızda olmuştur. Benim ailemi de, ben beni de tanıyorsunuz. Milletvekilliği sürecimde çok fazla Selendiye'ye gittim geldim. Burada Selendiye'li dostlarımızla birlikte olduk. Muhalefet milletvekili olarak sizlerin gerek burada gerekse Selendiye'de dertlerinizi meclisin kürsüsünden dile getirmeye çalıştık. Bizi çağırdıkları yere koştuk geldik. Derdinize derman olmaya çalıştık. Az yaptık, çok yaptık. Şerefinizle size hizmet ettik. 2011 senesinden bu tarafa aktif seyahatinin dışındayım. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak bir kenarda bir görev bana tevdi edilirse gittim. Görev verilmediyse de yerimde oturdum. Ta ki Kasım ayında başında İyi Parti Genel Başkanı benim de değerli bir dostum olan Meral Akşener hanımefendinin daveti vaki oluncaya kadar. Meral Akşener hanımefendi, Manisa milletvekilimiz, yine bir başka hanımefendi, Asena Şenol Sunat hanımefendi vasıtasıyla bana belediye başkan adaylığı teklif etti. Bunu bir görev kabul ettim. Benim bir arkadaşım, İyi Parti gibi büyük bir partinin genel başkanı bize bir şeref bahşetmiş, bize bir görev talep etmiş, ona icabet etmek bize düşer. Siyaseti, özellikle de belediye başkanlığını hiç düşünmediğim halde bu görevi kabul ettim, yola çıktım. Bu görevi kabul etme istemeyişimin yegane sebebi milletvekili olarak daha fazla bu millete hizmet edebileceğimi düşünmekti. Ancak belediye başkanlığı da çok önemli bir görev. Şöyle ki elinde bir bütçesi var, ciddi bir kadrosu var, icra makamı. Milletvekilleri genellikle yasama görevi yapar, kanun çıkarır. Bir de milletin hizmetine aracı olur. İktidar milletvekili ise evvelden daha çoktu ya, şimdilerde pek tesirleri kalmadı. Benim efendim memleketime köprü yapın, okul yapın deyip aracı olurdu. Şimdiki milletvekillerin hiç hükmü de yok. O manada artık bu yeni sistem içerisinde milletvekilinin önemi kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendine seçtiği yakın çalışma arkadaşları etkili olurken milletvekilleri sadece kanunlar çıkarken el kaldırır hale geldi. Çok fazla da işlerine vatandaşın yararlı olabilecek bir hizmetleri de maalesef yok. Bu şartlar altında belediye başkanlığı daha büyük bir önem arz etmekte. Turgutlu gibi bir yerde, Turgutlu çok büyük, Turgutlu çok büyüyor, daha büyüyecek. Turgutlu'nun sorunları çok, Turgutlu'nun sorunları, problemleri büyümeden daha hızlı gidiyor. Çünkü Turgutlu yanlış yönetiliyor. Turgutlu yönetilmiyor, kaderine terk edilmiş, akışına bırakılmış, kendi başına. Nasıl kendi başına? İşte yollarınız yapılıyor, caddeleriniz yapılıyor. Bir tane kontrol gördünüz mü? Soru soruyorum hepinize. Bir tane bu iş yapılırken, oh dur bakalım, burası yanlış olmuş, bunu düzel diyen bir tane görevli gördünüz mü? İster büyükşehir olsun, ister Turgutlu Belediyesi olsun. Kaderine terk edilmiş her iş, milletin parasıyla ihale yapılırken herkes cömert. Ancak milletin paralarını nereye harcandığını kontrol etmeye sıra gelince
Ortada kimse yok. Biraz önce arabayla çıktık. Sizler de iniyorsunuz, gidip geliyorsunuz. Bu cadde yeni yapıldı, milyonlar gömüldü bu yola. Şimdiden arabalardaki sesi duyuyorsunuz. Daha bu yol çökecek. Resmi olarak trafiğe açılmamış. Tepe sokakta çok önemli bir çalışma yapıldı. Ben günlerce gittim geldim ama yağmur öncesi, yağmur sonrası her yerde anlatıyorum. Ben böylesini görmedim. Kumun içine çelik demir sokuyorlar. Kafes tellerini kumun içine koyuyorlar. Esasında yanlış olmakla beraber betonun içinde olması gereken çelikleri kumun içine sokmuşlar. Ya bu millet para dileniyor bu hükümet şimdi kapı kapı. Arabın şeylerine yağ çalıyor. Bu paralar oraya geliyor. Bu millet emeklisine, açlık sınırında emeklisine bakamıyor. Ama sokaklarda paralarımız saçılıyor. Yalnız sokaklarda saçılmıyor. Orada belediyede 1200 kişi çalışıyor. Turgutlu'da büyükşehirin personeli dahil ile kattığınız zaman hesaba 100 kişiye bir belediye personeli düşüyor. Dünyada böyle bir şey olmaz. Düşünebiliyor musunuz? Bütçesinin yarısından fazlası belki de sadece maaşa gidiyor. En kötü idare edilen fabrikada bile bir çeyreğe geçmez. Çok kereden işletmelerde %5-7'dir. Bütçesinin büyük kısmını böylesine bankamatik memuruna, işçisine harcayan bir belediye hizmet üretebilir mi? 4 tane yol yapar. Bakınız, Selvi Tepe'yi geziyor. Buraya yakışır, bugüne yakışır bir tane parkınız var mı? Niye yok? Koca park bahçeler müdürlüğü var. Büyük olmak zorunda. Turgutlu Belediyesi'nin fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri. Başka? Hesap işleri, para toplasın. Başka? İmar işleri. 10'ar kişi, 20'şer kişi çalışır. Sen bir tane adam akıllı parkı bile yapamıyorsan neyi yaptığından bahsediyorsun? Tıkır tıkır yapıyoruz, teker teker açıklıyoruz. Bak bak bak. Tekerleme dedin mi uzman? Profum ben. Sen tekerleme profusun. Sen hizmet profu değilsin. Hizmetsizlik burada. Büyükşehir'e günah atmayla, kabahat atmayla sorun çözülmez. 36 caddeyi geri aldım. Belediyenin mülklerini geri aldım. Nasıl aldın? Kimden aldın? Büyükşehir'den aldım. Büyükşehir'den niye hizmet talep etmiyorsun? Tabela vergisinin peşine düşüyorsun. Paralı akçeli işin peşine düşüyorsun da burada Büyükşehir'in yapması gereken hizmetleri niye talep etmiyorsun? Soracaksınız. Soracaksınız ne yaptı? 20 senedir Turgutlu nereden nereye geldi bir düşünün. Turgutlu'nun bugün hangi sorunu halledilmiş? Birisini söyleyin bana ya. Birisini söyleyin. Otopark sorunu mu? Yol sorunu mu? Okul sorunu mu? Park sorunu mu? Gençlerin meslek sorunu mu? Bir tane meselesi hallolmuş mu? E biz altın devrini yaşattık. Sen Turgutlu'ya altın devrini yaşatmadın. Kendi altın devrini yaşadın kardeşim. Malına mal kattın. Servet sahibi oldun. Turgutlu'nun hizmeti aç bıraktınız. Aç. Ben bir tek şey istiyorum. Benim bildiğim iş siyaset Cenab-ı Allah'ın rızasını bu milletin gönlünü kazanarak alabilirsem diye onu biliyorum, onu yapıyorum. Çok isterdim fabrikalar kurayım. 500 tane adam işe alayım, doğrudan ekmek vereyim. O nasip olmadı. Aracı oldum. Petkim'de yıllarca 25 sene çalıştım. Sokaktan tuttuğumu Petkim'e götürdüm. O yıllarda 10 dönüm bağı olan Petkim'deki teknisyen maaşından daha çok gelir sahibiydi. Kimseyi, yakınlarımı götüremedim. Belki 75-100 kişiyi götürdüm. Sonra 100 dönüm bağın geliri bile onun yanında solda sıfır kaldı. Maalesef üreticiler, çiftçiler, işçiler mağdurdur Türkiye'de. Ha bu düzeni değiştirecek benim gücüm yok. Bir tek şeye gücüm yeter. Turgutlu'nun sorunlarını göğüsleyecek.
gücüm var, aklım var. Çok şükür sağlığım yerinde. Burada gençlik yarışmasına çıkmıyoruz. Elbette gençlik önemlidir. Ama ondan önemli şey gençlikle akıl, tecrübe, bilgi, beceri bir arada olursa olur. Bunlar bir arada olmayınca onun manası yoktur. Ben 51 yaşında milletvekili oldum. Allah'ıma şükrettim. Bana 1999'da teklif ettiler 43 yaşındayken vallahi kabul etmedim. Sorunlarım vardı. Aile, çocuklarım küçüktü. Dedim ki benim maaşım aç kalır bunlar. Ben milletvekili olamazsam aç kalırlar. Onun için ben bu işi yapamam. Aileme de destek çıkıyorum. İyi ki 43 yaşında olmamışım. Genç adam için bazı şeyler zordur. Bazı şeyleri elinin tersiyle itmek zordur. Burada erkek erkeğe konuşuyor. Her şey teklif edilir bir milletvekiline. Makam sahibine her şey teklif edilir. Hiç duymadığım şeyler bana teklif edildi. Allah'ıma şükürler olsun. Bu milletin önünde başım öne eğmek zorunda kalırım. Çoluk çocuk sahibiyim. Çoluk çocuğuma kara leke sürerim diye bunların hepsini elimin tersiyle ittim. Reddettim. Her babayiğidin harcı değildir. Cenab-ı Allah'a şükrettim. Rabbim bana öyle bir güç verdi, onları geri çevirdim. Ama 43 yaşında eğer o makamda olsaydım büyük bir ihtimal yapamama bunun söz konusuydu. Onun için bu şişit makamlar hakikaten büyük sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu taşıyacak insanı ölçün, biçin. Selvi Tepe ile ilgili çok projem var. Yazılı hale geldi. Hep anlatacağım onları. Selvi Tepe ile meselemiz bu kadar kısa sürede bitmeyecek. Ama şunu söyleyeyim. O pazar yerini de kaldıracağım oradan. Bu parklarınız da size yakışır. Buradaki aşağıda orta parkta ne yapılıyorsa, Cumhuriyet Mahallesi'nde ne varsa size de yapmayan şerefsizdir. Bizi mağdur ettin. Düşünün. Düşünün, sandığa gidin. Artık onun bunun aklıyla oy verecek zaman değil. Hepinizi iyi kötü takip ediyoruz. Dünya küçüldü. Evvelden bir televizyonun kutusuna giriyordu. Şimdi cebinizdeki telefonda. Şimdi %80'inizde iyi kötü beni tanıyor zaten. Ahmet Orhan mı yalan söylüyor? Onlar mı yalan söylüyor? Olursunuz, karar verin, gereğini yaparsınız. Selvi Tepeler'in oyuna talibim. Hepinizin oyuna talibim. Bana ne kadar çok oy verirseniz o kadar güç verirsiniz. Bunu sizlerden size gelen her şey ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok fazlasını istiyorum. Çok yapın ki ben de çok yapayım. Selvi Tepe'den başka bir şey bilmiyorum. Taktın kafaya Selvi Tepe diye yazıyor altına yazılar, yorumlar yazıyorlar. Evet, Selvi Tepe en mağdur mahalle olduğu için burayı kafaya taktım. Bir söz verdim, o sözümü gene tekrar ediyorum. Selvi Tepe'deki bugün başları işler adam akıllı bitmeden Turgutlu'ya çivi çakmayacağım. Bundan ötesi var mı? Bunu da adam gibi yapacağım. Böyle bir tane iş yaptırırsan dünyanın en adi insanıyım. Bunlar iş değil. Ben kontrol mühendisi yaptım 25 sene. Vallahi billahi hiçbirisinin parasını ödemedim. Bir daha yaptırdım, bir daha yaptırdım. Ne yazıyorsa onu yaptırdım. Buralarda haydi diye yaptırırım. Patronunu bana teslim edin bu belediyenin. Onlara nasıl bu işleri yapacağını göstereyim. Başınızı arattım. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Başkan, Sayın Akın, hiçbir şeyini satmadım diyor belediye. Hatta diyor, bilmem kaç bin metrekare, rakam büyük olsun diye dönüm falan da demiyor. Metrekare hesabından çıkarıyor hesabı. Satılan yerler, tarla büyük bir kısmı. Ona rağmen onları da gene metreyle veriyor. Oradaki 100. yıl çarşısı diye adını da bence bu kadar ucuzlatmamak lazım. Ticarethanelere 100. yıl sitesi deyip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na açtırdığı iş yerlerini sattığını düşünmüyor herhalde. Orasını kiraya mı verdi acaba? Ne yaptı da orada 20 civarında dükkanı benim bildiğim kadarıyla sattı. Çeşitli iddialar var. Ben henüz o iddiaların ne derece doğru olduğunu, bu işin kıymet takdirini yapabilecek arkadaşlarla konuşmadım. Ancak gözüme bir iki medya hesabı işte arsa olarak satsaydı bundan bunun kadar en az kazanırdı diye. Orada bir ekstradan müteahhitlik macerasının da kar getirmediğine dair söylemler de var. Evet, soğuk hava olarak satıldı daha çok. Soğuk hava meselesine gelince. Ya arkadaş, ben de koca koca fabrikalarda çalıştım. Soğuk hava ne olduğunu bilirim. Soğuk hava tesisatının nasıl olduğunu bilirim.
bir soğuk hava deposunun bu kadar kısa sürede fonksiyonlarını yitirmesi mümkün değil. O zaman kimleri memnun etmek için bu işletmeyi kapattınız? Kiracınız kimdi? Kiracınız, işletmeciniz yine aynı işi yapan yeni bir tesis mi kurdu? Niçin burasını atıl bıraktınız? Daha eski tarihlere sorulacak orada sorular var. Ama bildiğimiz kadarıyla hurdaların başında büyük kavgalar oldu orada. O işletmenin soğuk hava depolarının, soğuk hava tesisinin, depo demek doğru değil, soğuk hava tesisinin orada Turgutlu meyveciliğini ve sebzeciliğini geliştirmek üzere düşünülmüş, tasarlanmış, milletin paralarıyla yapılmış büyük bir tesisin atıl hale getirilip elden çıkarılmasının izahını 3-5 sene çalıştırdıktan sonra izahı mümkün değil. Arkadaş yaptılar, kalktılar, daha önceki yönetim satamadı, elinde patladı, aman şu oldu, bu oldu, Sayın Akın geldi, uğraştı. Meclisi aman dedi, zaman dedi, çeşitli uzlaşmalarla nihayet orada müteahhitlik yapmak üzere bir karar çıkarttı. Belediyemiz artık müteahhitlik de yapar oldu. Mesleğin arasına birisini daha ilave etti. Belediyenin görevi müteahhitlik yapmak değildir arkadaşlar. Belediyenin görevi hizmet üretmektir, hizmet. Ha ben oradan para kazandım, pazar yeri yaptım, bakın diyorsan. Benim önemli olan o mülkü ne yaptın? Sen o mülkte Halk Ekmek Fabrikası'ndan 150 bin tane ekmek çıkarsaydın da ben de senin alnından öpseydim. Şimdi İstanbul Belediyesi'nden yok Büyükşehir Belediye Başkanı adayından gelecek ekmeklerle 5 lira ekmek satmaktan bahsediyorsun. Turgutlu'da ekmek fiyatı 10 liraya çıkarken bir gün sesin çıktı mı senin? Turgutlu'da un fiyatından pahalı ekmek satılırken bir gün sesin çıktı mı? Bu millet bayatlamış ekmek kuyruğuna girerken sen sosyal belediyecilik anlayışıyla ben sosyal demokratız. Biz fakirin yanındayız. Belediyeciliği nerede yaptın Allah aşkına? Nerede yaptın? Sordun mu? Bu ekmek fiyatını makul bir halde tutmak için bizim belediye olarak ne yapacağımız ne var diye hiç konuştun mu? Ben bir yerde senin konuşmanı duymadım. 5 sene! 5 senedir bu konuda bir tek cümleni duymadım. Gidip de fırıncıları toplayıp gelin bakalım. Arkadaşlar bu devlet size 350 liradan un veriyor. Bu kadar sübvansiyon var. Gelin bakalım İstanbul'da aynı fiyata ekmek satılır mı burada? Burası İstanbul mu ya? İstanbul'da hayat buranın 4 katı pahalı. Her şeyi daha pahalı. Turgutlu'yla İstanbul aynı ekmeği yedirilir mi ya? Hiç vicdanınız yok mu sizin? Benden fırıncılar odası benden dargın gibi. Lütfen elimi sıkıyor. Bu konuya girdim diye. Geçen sene bu konuda beyanatlarım var, yazılarım var. Kaşım Karataş bilir. 1 kilo undan 1 kilo 400 gram ekmek çıkıyor arkadaşlar. İyi kötü hepimiz hesap biliyoruz. Bir çuvaldan 220 tane. Ya oturun. Burada fırıncı var. 270, 280. 220 tane. Ben kimsenin karında gözümüz yok. Vatandaşın maliyeti kurtarmıyorsa Türkiye'nin her tarafında halk ekmek fabrikaları var. İstanbul Belediyesi 3,5 liraya burada 7,5 lira ekmek satılırken 7 lira ekmek satılırken İstanbul Belediyesi İstanbul'da halk ekmek fabrikalarında 3,5 liraya ekmek sattı. Az mı? Ekmekle doyuyor mu? Keşke etle doyurabilsek. Keşke protein ihtiyaçlarını karşılasak. Koli koli yumurta verebilsek. Kırmızı et yese. Bir şey söyleyeyim. Kırmızı et yemeyen çocuğun zekası gelişmez. Protein diyorlar. Kuru fasulyede de var. Tavuk etinde de var. Var da zekaya tesir eden protein bir tek kırmızı et de var. Zenginin çocuğu akıllı oluyor. Ne oluyor? Ahmet Bey. Kırmızı et yiyor da ondan oluyor. Rica ederim. İki kelime bir şey var. Buyurun abi. Bak siz ben çok seviyorum. Allah rızası için söylüyorum. Bak burada bu millet şahidim. Ben doğru yol partiliyim. Bu partiye önemli değil. Mühim olan görev yapacak bir şey vermiyor oy. Allah doğru. Ben, aynı şey. Kaç senedir bana şair derler. Ben belediyede ilçe yönetimde üyeydim. Doğru yol partinin. Ben şiir yazarım, okurum. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Çok
Ahmetli'de oturuyordum. Ben 12 senedir buraya geldim. Şimdi çok kafama takılan şeyler var. Buyurun. Ben belediyeye gittim. Benim bir işim var kızım. Şurada belediye başkanıyla konuşacağım. Abi belediye başkanı şeyde, toplantıda. Gelelim. Çok bugün olmaz. Ertesi gün gidiyorum gene belediye başkanı. Hiç bu belediye başkanlarının toplantıları bitmiyor mu? Tamam. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bu çok önemli benim. Bence de önemli. Senden çok rica ediyorum. İnşallah kazandım. Dinliyorum seni. Ama dinliyorum. Canı gönülden. Can kulağıyla dinliyorum. Kazandığın zaman bak Allah rızası için bana yardım edeceksin ha. Beni hoş karşıla. O beni doyurur. Tamam. Beni hoş karşıladığın zaman anlatacağım. Ben senden para bul istemem. Anlatacağım şimdi sana. Bak. Tamam. Sen şimdi bana önce ismini bağışla bakar. Adın ne? Adın neydi? Benim Selahattin Coşkun benim adım. Selahattin Coşkun abim benim. Tamam. Bak, çok güzel bir konuya temas ettin. Beni ben şimdiye kadar sokarlardı içeri. Tamam. Reisim diye taptım sana, oyları hep attım sana. Şansımız hep zamdan yana, gidin bizi Tayyip Baba. Şimdi aman ha, aman ha. Valla atsın, atsın. Ben bunu eğer kötü söylüyorsam atsın. Şaka yapıyorum. Selahattin abim benim. Selahattin abim çok güzel laflara temas ettin. Abim ben benim de çok önem ver. Müsaade buyur. Müsaade buyur, doğru anlaşılsın. Hayır, benim de çok önem verdiğim bir konu bu. Müsaade buyur, anlatayım. Ben size şimdi burada bir şey söylüyorum. Ben gün mesai saatlerinde 8-5 arası o belediye başkanlık odasında toplantı yapmayacağım. Sadece halkı dinleyeceğim. İmza bile atmayacağım. Vatandaştan gelen imza hariç belediyenin hak edişini, belediyenin gidecek evrakını gündüz saatlerinde atmayacağım. Yalnız vatandaşıma ayıracağım mesaimi. Akşam müdürümle toplantı yapacaksam, başkan yardımcılarıyla toplantı yapacaksam mesai bittikten sonra. Mesai bittikten sonra benimle çalışamayacak adam o koltukları terk edecek. Bütün Türk'ten söz veriyorum.